Satrançta başarıya abanmak ister misiniz? Cevabınız evetse şimdi sizleri Türkiye satrancından büyük usta ünvanını alan 3. kişi GM Kıvanç Hazırlıoğlu ile buluşturuyorum. O neşeli, ılıman, sempatik ve mütevazı kişiliği ile karşınızda. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Ben teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim efendim. Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? 38 yaşındayım. 6 yaşında satranca başlamıştım. 15-16 yaşıma kadar hep şampiyon oldum turnuvalarda. Daha sonra profesyonelleştik. İşte büyük usta oldum. Birçok derece aldım, başarı aldım yurt dışında. Çok güzel sporcular yetiştirdim, başarılı. Avrupa, dünya derecesi yapmış, milli takıma girmiş, Türkiye şampiyonları yetiştirdim. Güzel, dolu bir kariyerim var. Şimdi antrenörlük yapıyorum. Antalya'dayım. Kulübüm var Antalya'da, akademim var. Çalışıyorum. Hem bireysel dersler veriyorum, hem kulüp dersleri veriyorum. Hacettepe Hidrojeoloji Mühendisliğinden mezun oldum. Ama mühendislik yapmıyorum. Profesyonel satranççıyım. Kitap okumayı çok severim. Gezmeyi çok severim. Müzik dinlemeyi çok severim. Emir kapandığınız bu konuda nasıl geçiriyor? Nasıl geçiriyorum? Kızım benimle. Karantina öncesi bendeydi. Bende kaldı karantinadan dolayı. Onunla ilgileniyorum işte. Yemek yapmayı çok seviyorum. Yemek yapıyorum sürekli. Derslerimi yapıyorum. Özel derslerimi yapıyorum. Kulüp derslerini yapıyorum. Kızımın ödevleri var. Ödevlerini yaptırıyorum. Yoğun ve yorucu geçiyor ama güzel geçiyor. Sonuçta kızımla beraberim. Çalışıyorum. Evdeyim. Şikayetçi değilim. Bu küresel salgının tüm dünyayı olumsuz etkilediğini biliyoruz. Peki olumlu yönü de var mı? Sizce bu virüs insanlara neler hatırlattı ya da öğretti? Kesinlikle olumlu yönleri var. Öncelikle aile kavramını tekrar hatırlattı. Aileyle beraber vakit geçirme kavramını hatırlattı. Çünkü teknoloji o kadar çok hızlı gelişmişti ki insanlar ayrılmıştı teknoloji nedeniyle. Beraber vakit geçirmeye başladılar. Tasarruflu olmayı öğretti, temiz olmayı öğretti, hijyene dikkat etmeyi öğretti. Sağlığına dikkat etmeyi öğretti insanlara. Bilinçli insanlara diyeyim. Benim açımdan da tasarruflu olmayı öğretti bana gerçekten. Evde birçok şey yapabiliyoruz. Kısıtlı imkanlarla birçok oyun oynanabiliyor. Yani minimal yaşamayı öğretti diyebilirim. Peki bizi evde kalmaya zorlayan bu sürecin satranç oyuncularına kattığı avantajlar ya da dezavantajlar nelerdir? Şimdi avantaj, satranç çalışabilir ama sosyalleşmesi de gerekiyor. Sürekli satranç çalışırsa da bir yerden sonra bunalmaya başlayacak. Daha çabuk bunalacak normal insanlara göre. Fakat çalışabileceği bir ortam oluşuyor satranç çalışabileceği. Dezavantajı ise turnuva oynayamıyor. Sosyalleşemiyor. Satrançın en çok ihtiyaç duyduğu şeyler de turnuva oynamak, sosyalleşmek. Bunları yapamıyor. Bu da dezavantaj. Satranç çalışırken bir günlük programımız nasıl olmalı? Neye ne kadar süre çalışmalıyız? Şimdi hızlı geliştirmek için öncelikle hesap gücü ve pratik çok önemli. Maalesef yeni nesil soru çözmeyi sevmiyor ama satrancın özü soru çözmektir. Hesap gücünü geliştirmektir. Hesap gücünü geliştirip pratik yapmak bir seviyeye kadar getiriyor herkesi. En hızlı ilerleme yöntemi hesap gücü. Yani soru çözme. Her yerden çözülebilir soru. Platformlar var. Kitap bulunabiliyor internetten. Bir de pratik yapma. Pratik yapma uygulamaları var. Çok daha rahat ilerleyebiliyor insanlar artık. Peki bir açılış öğrenmek ne kadar zaman alıyor? Yani detaylı öğrenmek bana göre 2-3 ayı alır. Çünkü açılışı anlamak gerekiyor, ezberlememek gerekiyor. O açılışı anlayacaksın, nasıl anlayacaksın? O açılışı iyi oynayan oyuncuların maçlarını inceleyeceksin. Bununla ilgili pratik yapacaksın. Çünkü yani maçlarını inceleyip hamleleri ezberlemen veya anlamaya çalışman yeterli değil. Onun pratiği de olmalı. Farklı olasılıklar çıkacak çünkü oyunda. İşte oyun ortası nasıl oyun ortası geliyor? Oyun sonu nasıl oyun sonu geliyor? Bunları inceleyerek öğrenebilirsin. Bu da 2-3 ay sürer. Ciddi anlamda çalışırsan.
Peki öğretmenim, satranca başlama yaşı var mı? Mesela bence var. Belirli... Yani artık 4 yaşında ciddi anlamda çalıştırılabiliyor çocuklar. Peki en çok hangi açılış oynamaktan zevk alıyorsunuz? E4 çok seviyorum. C4'ü çok seviyorum. Özellikle E4 ile C4'ü oynamaktan zevk alıyorum. Bir de şey, Sicilya'da Vezir D4'te Sicilya. Kendimi çok mutlu hissediyorum onu oynarken. Satranç turnuvalarındaki maçlarda kaybetmemize neden olan etkenler nelerdir? Nasıl kazanabiliriz maçları? Yani kaybetmemize etken olan nedenler birçok etken var. Belki rakibe iyi hazırlanamamışızdır. Diyelim ki iyi hazırlandık, konsantremiz iyi olmayabilir, dikkatimiz veya zamanı iyi kullanamamış olabiliriz. Turnuvaya iyi hazırlanmamış olabiliriz, iyi beslenememiş olabiliriz. Çünkü satranç dış etkenlere açık bir spor, beslenme çok önemli. Beslenmek zorundayız, iyi beslenmek zorundayız, protein ağırlıklı beslenmek zorundayız. Uyku çok önemli, iyi uyku almalıyız. Hazırlık önemli, konsantre önemli, odaklanma önemli. Bunlar olmazsa kayıplar kaçınılmaz oluyor. Bunlardan birisi etken olmuş olabilir. İyi bir satranççı olmak için ekonomik durumunuzun iyi mi olması gerekir? Fakir bir çocuk satranç geleceğini hayal edebilir mi? Yani maddi durumu olmayan çocuklar da hayal edebilir, fakat evet, biraz zengin sporu oldu çünkü turnuva oynamak gerekiyor. Yani sadece çalışmak yetmiyor. Şöyle bir fark var. Benim zamanımda internet bu kadar etkili değildi. Bir tane satranç platformu vardı. Oraya yıllık abone oluyorduk. 30-40 dolar civarıydı. 40 dolara abone oluyorduk. Orada oynamaya çalışıyorduk. Ama internet iyi olmuyordu. Oynayamıyorduk her zaman. Kaynak yoktu, kitap yoktu. Büyük ustalara ulaşamıyorduk. Yani biz o zaman yokluklar içinde çalışmaya çalışıyorduk. Şimdi mesela ben kendi kanalımda anlatıyorum, satranç anlatıyorum, açılış anlatıyorum, oyun ortası, oyun sonu anlatıyorum. Yani büyük ustaların ücretsiz ders alabilmiş oluyor orayı izleyenler. Bir sürü IMGM'nin kanalları var. Kaynak, envai çeşitli kaynak var. Çok fazla kaynak var. Satranç oynayacak platform çok fazla var. Yani maddi durumdan bağımsız herkes satrancını geliştirebilir. Ama aması şu. Evet, geliştirebilir, çalışır, fakat turnuva oynayabilir mi? İşte maddi boyut burada devreye giriyor. Turnuva oynayamayabiliyor maalesef. Peki geç yaşlarda satranca başlasak yine de başarılı olabilir miyiz? Buna verilebilecek bir örneğiniz var mı? Tabii ki başarılı olunabilir. Belçikalı birisi vardı. 38 yaşında satranca başlayıp 42 yaşında büyük usta olmuştu. Şimdi şöyle bir şey var Doruk'cum. Sonuçta beyin sporu yapıyoruz. Yaş ilerledikçe beyin dallanıp budaklanıyor. Nedir bu dallanıp budaklanma? El geçindirmeyle ilgileniyor beyin. Ailesiyle ilgileniyor, eşiyle ilgileniyor. Çocuğu varsa çocuğuyla ilgileniyor. Tamamen satranca odaklanamıyor. Küçük yaşta hızlı ilerlemenin sebebi bu. Hayat güzel. Herhangi bir dertleri, tasaları yok. Anne baba destekliyor çocukları genelde. Ki desteklemeli. Dert edecek bir şey yok. Tamamen satranca kanalize olabiliyor, odaklanabiliyor. Yaş ilerleyince odaklanmak biraz daha zorlaşıyor. Enerji anlamında enerji de çok önemli. Yaş ilerledikçe enerji de azalıyor. Bunlar etkiliyor. Fakat iyi bir çalışma, iyi bir odaklanma yaşa bakmaksızın başarı getirir. Öğretmenim, bir de bir hafta önce Magnus Carlsen'in bir turnuvası olmuştu. O turnuva hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Yani güzel bir turnuvaydı. Magnus da son iki tura kadar finale çıkmadan önce, yarı finale çıkmadan önce çok iyi oynadı, çok ağır oynadı. Son iki turda önce şeye kaybetti, Anişkiri'ye kaybetti. Sürpriz oldu tabii. Sonra Dinkdiren'e kaybetti. Dinkdiren'e de Carlsen'in öyle bir yapısı var. Böyle bir kaybettiği zaman saçmalamaya başlıyor. Çok garip açılışlar oynadı ve hızlı kaybetti. Hemen cezalandırdı Dinkdiren. Ama tekrar şeyde finalde kendini gösterdi. Tabii stres o seviyede bile var. Kaçırdığı hamleler oldu Carlsen'in. Biz rahat izliyoruz. İzlerken görebiliyoruz basit kazançları, ama o seviyede görememesi garip gelmiyor bize. Çünkü çok ciddi stres vardı ki maçtan sonra kendisi de röportajda söyledi. Masa başından daha stresli geçti bu turnuva dedi. Masa başında bu kadar strese girmiyordum ben dedi. Yani o stres dünya şampiyonu bile tanımıyor. Ona bile basit kazançları gösteremeyebiliyor. Ama Carlsen yine oynadı ve kazandı. Bizim ülkemizde ve diğer ülkelerde satranç turnuvalarında etik dışı, adaletsiz ya da
yanlış tutumlar olabiliyor mu? Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz anlar oldu mu? Benim olmadı ama oluyor bizim ülkemizde ki olmaya devam edecek. Şu an mesela turnuvalar yapılıyor. Ben kendi kulübüm için sadece kendi öğrencilerimi katıyorum. Bireysel ve kulüp öğrencilerimi. Dışarıdan kimseyi almıyorum ama birçok alan var. Turnuvalar yapılıyor ve hile yapanlar oluyor. Bunun önüne de geçemeyecekler. Olmaya devam edecek çünkü maalesef eğitimde çok ciddi anlamda geri kalmış bir ülkeyiz. Eğitim olmadığı zaman da ahlak bozuluyor. Sonuçta çocuklar bunu kendileri keşfedemez. Çocuklara öğretiliyor bir şekilde. Yani bir ahlak dejenerasyonu var maalesef. Çocuklara da bu yansıyor. Eğitimde de ciddi sıkıntı var. Bu da çocuklara yansıyor. O yüzden bunun önüne geçmek çok zor. Yani bu tür ahlaksızlıklar, haksızlıklar olacak. Olmaya devam edecek. Bunlarla baş etmeyi öğreneceğiz. Peki bu hayatta en çok istediğiniz şey ne öğretmen? Dünyadaki bütün ülkeleri gezmek. Şu ana kadar 55 ülke gezdim. 208 mi, 207 mi, 214'tü galiba. O kadar sayıda ülke var. Yapabilirsem hepsini satranç oynayarak gezmek istiyorum ama mesela Somali'de turnuva olmuyor. Suudi Arabistan'da turnuva olmuyor. Yine de her ülkeyi gezmek istiyorum. Bir şekilde girmek istiyorum o ülkeye, bakmak istiyorum kültürüne. Hayattaki en büyük arzum bu. Öğretmenim peki o gezdiğiniz ülkelerden en fazla hangi ülkeyi sevdiniz? Yeni Zelanda. İnanılmaz güzel bir yer. Dünyanın ucundaki cennet diyorlar oraya. Hakikaten dünyanın ucundaki cennetmiş orası. Muhteşem bir yer. Peki yani geleceğe yani şu an genç olup da ama gelecekte çok iyi olacak dediğiniz satranççılar var mı? Ali Rıza Firuze var. İranlı. Muhteşem oynuyor. Onunla oynama mutluluğuna da eriştim ben. Ligde oynadık. Çok da güzel yendi. Yani çok bariz bir hata yapmadım. Konum gereği beyazın üstünlüğünü işledi ince ve yendi yani. Çok böyle net bir hata yapmadım ben. Maçtan sonra kendisi de söylemişti. O çocuk muhteşem olacak yani. İnanılmaz yetenekli. Ben onu 16 yaşındayken Hindistan'da 2016'ydı galiba ya da 2017 orada keşfetmiştim. Maçlarına gidip bakıyordum. O zaman milli takım antrenörüydüm 16 yaş. Milli takım antrenörü olarak ben gitmiştim başlarında. Sürekli onu izliyordum. İnanılmaz oynuyordu. Orada ben ya keşfetmiştim derken benim keşfim değil. Ben orada tanıdım. O zamanlar duymamıştı ismi. Bu çocuk çok can yakacak diyordum. Nitekim de öyle oldu zaten. Ülkemizde dünyada ilk üçe girebilecek bir satranç görüyor musunuz? Yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Çünkü satranç kültürü yok ülkede. Normal kültür zaten sıkıntılı. Eğitim zaten sıkıntılı. Bunlar düzelmediği sürece olmaz. Yani şimdi büyük firmalar gidip futbola inanılmaz paralar aktarıyor. Sponsor oluyor. Yani o kadar paranın %1'i, bak onda bir de demiyorum, %1'i, binde biri amatör sporculara aktarılsa, satranç olsun bireysel anlamda amatör sporlara aktarılsa çok ciddi başarılar elde edilir. Ama aktarılmadığı için şu an Türkiye'nin en iyisi Mustafa Yılmaz. Ders vermek zorunda Mustafa Yılmaz. Ders veriyor. Yoğun bir şekilde ders veriyor. Normalde onun ders vermeden sponsor nezdinde kafası rahat olmalı. Yok ödemeyi nasıl yapacağım derdi olmamalı. Satranç çalışmalı. Hoca tutulmadı. Hoca tutulmalı ona. Hocayla çalışmalı. Turnuvaya gitmeli. Ama öyle bir kültür yok. Yani sponsorlar yanaşmıyor maalesef. O yüzden bizden çıkmaz. Ben biraz gerçekçi. Bir gün önce Yılmaz'la maçınız vardı. Onunla ilgili düşünceleriniz ne? Ya favori Mustafa'ydı. Zaten ben söylüyordum. Çok iyi oynuyor çünkü. Ben çok fazla ilgilenemiyorum satrançta. Yani uzun süredir ilgilenemiyorum satrançta. Çünkü sürekli ders veriyorum. Öğrencilerimle ilgili işte projeler var. Yeni projemiz var şimdi. Kamplarımız başlıyor online. Sen de katılacaksın biliyorsun. Yani onlarla uğraşıyoruz. O yüzden satrançla çok ilgilenemiyorum. O gün biraz çalıştım satranç. Hani mücadele de olsun böyle çok da rahat kazanmasın diye. Fena da oynamadım. İlk başlarda iyi oynadım. 2+1'de iyi oynadım. Ama güç farkı belli oldu. Mustafa'nın yeneceği kağıt üstünde belliydi.
Nitekim Mustafa'da şöyle bir şey var. Mesela Mustafa yanında başka bir GM ile oynasam kazanma şansım olabilir. Ama Mustafa rakip kim olursa olsun. Yani rakip 2100 de olsa, 2800 de olsa, 1500 de olsa inanılmaz ciddi profesyonel oynuyor. Mustafa'nın profesyonelliğine çok hayranım ben. Mesela ben o kadar profesyonel değilim. 1500 oynarken Mustafa kadar ciddi değilim. O inanılmaz ciddi. Rakibe bakmıyor hiç kim olduğuna. Satranç oynuyor. O yüzden de zaten sürekli zirvede başarılı. Görmem yurt dışındaki turnuvalara katılmamız bizim satrancımıza bir katkısı olur mu? Tabii ki kesinlikle olur. Çünkü farklı karakterde oyun yapısına ait sporcularla oynamış olacaksın. Orada biraz daha farklı yurt dışında satranç kavramı, satranç kültürü. Mesela burada 1600'ü 1700'ü yenemiyorken orada yenebileceksin. Satranca bakışlar biraz farklı. Biraz daha rahatlar. Bazı ülkelerde çok zorlanacaksın mesela. Bazı ülkelerde çok rahat kazanacaksın. Şaşıracaksın. Bu satranç kültürüyle ilgili. Ama kesinlikle oynamanız gerekiyor. Çünkü hem farklı bir kültürü görüyorsun o ülkede. Farklı sporcular keşfediyorsun. Çok eğlenceli bir şey. Ben 55 tane ülke gezdim. Çok mutluyum. Her gittiğimde turnuvaya seviniyorum. Aynı ülke olsa bile seviniyorum yani. Yine gideceğim. Oranın kültürüyle iç içe yaşayacağım diye. Satranca da çok büyük katkı sağlar yurt dışında oynamak. Görmedim sizce satrançta şans faktörü diye bir şey var mı? Ya usta oyuncu şanslıdır diyoruz biz. Şans faktörü yok demeyeceğim ama bu şanstan ziyade bilgiye dayalı. Sonuçta o şansı yaratan senin bilgin. Zaman sıkışmasına girersin. Zamanın azalır. Çok fazla düşündüğün için rakibine şans vermiş olursun. Ama bu rakibin şanslı olduğu anlamına gelme. Bunu sen yaratıyorsun. Yani zamanı iyi kullanabilirsin. O yüzden tamamen bilgiye dayalı bir spor. Kas gücüne dayalı değil. Bilgiye dayalı. Mesela futbolda şut çekersin. Dışarı çıkacak top birisine çarpar. Kaleye gider. Bu şanstır. Satrançta öyle bir şey yok. Yani taşı bir yere oynarsın. Çarpar başka bir kaleye gider diye bir şey yok. Satrançta tamamen sana bağlı. O yüzden şans faktörü çok az varsa o da zaman temposu girdiği zaman işin içine. Bir öğretmen, satrançtan bazı okullarda burs alabilir miyiz? Ya önceden her okul veriyordu. Şu an okullar çok vermiyor artık. Benim bildiğim çok fazla vermiyorlar artık burs. Peki satranç konusunda en iyi ülkeler hangileri? Çin. Yani Carlsen'in tabii Norveç olarak görmüyoruz. Carlsen oradan tek çıktı. Norveç'ten bir iki kişi çıktı ama Carlsen kadar ilerleyemedi. Şu an Çin inanılmaz iyi. İran sürekli iyi oyuncu çıkıyor İran'dan. Yani çok ilginç. İran çok iyi. Rusya zaten söylemeye gerek yok. Hindistan'dan çok güzel oyuncular çıkıyor sürekli. Hindistan iyi. Yani bu ülkeler çok kuvvetli. Azerbaycan'dan güzel oyuncular çıkıyor. Onlar da iyi. Satranç kültürleri var. Ben sizi tanıma, sizinle çalışma şansına sahip olduğum için çok mutluyum. Herkes mutlu olsun istedim. İlk teşekkür ederim. Size katıldığınız için, izleyenlere de teşekkür ederim ayrıca. Ben de teşekkür ederim Doruk'cum. Ben de seni iyi tanımışım. Güzel vakitler geçirdik Aydın'dayken. Kampta da beraber olacağız yine. Evet. Özlemiştim. İyi oldu bak bu da. Teşekkür ederim davet ettiğin için. Bay bay. Görüşürüz. Hello.